Biliyor musun benim paşam? Hı? Özledim mi babayı? Benim kalbim Yamanların en yakışıklısı. Evet. Söyle babaya. Ah Demir, keşke ben de senin gibi böyle rahat olabilsem. Niye rahat olmayayım anne? Oğlum, bu kız bu adam için iki kere kaçtı. Ya yine yaparsa? Ya yanlış bir şeyler söylerse? Ya beni zorla tuttular derse? Adnan benim kucağımdayken mi? Söyle oğlum, söyle paşam. Paşam benim, paşam. Aslında mis kokulusu bu. Vardı. Bizim de çocuğumuz olacaktı. Oğlan olsun isterdik. Sen adının Yılmaz olmasını istiyordun, ben Ayhan. Küçücük bir evimiz olacaktı. Ayhan Usta dükkanı bana devredecekti. Çocuğumuz olunca sen terziden çıkacaktın. Artık çalışmayacaktın. Kıt kanaat geçinecektik ama mesut olacaktık. Bir lokma bir hırka yeter diyorduk. Sen demiştin, hatırlıyor musun? Bir lokma bir hırka. Yapma olsun Yılmaz. Ben böyle olsun istemedim. İstemedin mi? Süleyha. Demir mi seni zorladı? Söyle, Demir mi seni zorladı? Söyle, korkma. Süleyha. Demir sana ne yapmış olursa olsun sen benim için tertemizsin. Lütfen söyle. İstersen çekip gideriz buradan. Oğlunu da alırız, çekip gideriz. Ben oğluna baba olurum. Evladım olur o benim. Söyle şimdi. Demir mi zorladı? Hadi söyle ne olur. Hayır. Demir bana zorla bir şey yapmadı. O öyle biri değil zaten. Beni seviyor.
Sen de onu seviyor musun? Sen de Demir'i seviyor musun Züleyha? Yılmaz ne kadar... Soruma cevap ver! Sen de onu seviyor musun? Niye ilan söylemeye çalışıyorsun? Ne halde olduğumu görmüyor musun? Sen de Demir'i seviyorsun. Aşık aşık gelemeyeceğimizi bilseydin. Bilseydin ne olurdu? Demir'in karısı olmaz mıydın? Ne olurdu bilseydin? Anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Demir'in servetini seçtiğini mi anlamıyorum? Gözünü nasıl boyadığını mı anlamıyorum? Benim bir kalemde nasıl... Ağlama! Yüzüme bak! Neyi anlamıyorum? İdam yemişti. Seni asmasalar bile ömür boyu mapus yatacaktın. Çok yalnız kaldım. Kimsesiz kaldım. Konaktakiler bana düşman oldu. İstanbul'a gitsem abim beni yine satacaktı. Çaresiz kaldım. Ne yapabilirdim? Sen seçtin bunu. Kabul etmeyebilirdin. Seni zorlamadılar. Sen seçtin bunu. Sen seçmedin mi? Sen serveti seçtin. Servetle alakası yok. Ne alakası? Neyle alakası var? Demir beni öyle güzel sevince... Sen de ona aşık oldun. Cevap yazmadığım güne inanmıştım. Ama insan inanmak istemiyor işte. Keşke yazsaydın be. Keşke iki satır bir şey yazsaydın. Seni unuttum deseydin. Seni gönlümden sildim deseydin de. Ben yolumdan çekilseydim. Yazsaydın seni anlardım biliyor musun? Ama sen yazmadın. Ben her Allah'ın günü Allah'a dua ettim. Bir şey yazsın diye. İki satır bir şey yazsın diye. Her Allah'ın günü gardiyanın yolunu gözledim. O koğuşa girdiğinde benim yüreğim yerinden çıkıyordu. Allah'ın günü. Ama sen yazmadın. Ama ben o halde bile seni düşündüm biliyor musun? Benim kurban olduğum zor durumdadır, dardadır dedim. O yüzden yazmamıştır dedim. Ben o anda bile seni düşündüm. Allah benim bir türlü belamı versin. Beni idama sen mahkum ettin Züleyha. Mahkeme değil. Zaman unutursun zannettim. Öyle mi düşündün? Benim orada tutunacak tek dalım sendin. Sen böyle mi düşündün? Yazıklar olsun. Ama şimdi Demir'i sevdiğine inandım. Demir Züleyha seni bir haftada unuttu derken haklıymış. Şimdi inandım. Eyvallah.
onu sevdiğine inandım Züleyha. Buraya sadece Demir'i sevdiğini söylemek için gelmedin herhalde. Şimdi senin başka söyleyeceklerin de vardır. Değil mi Züleyha? Söyle, çekinme. Kocam ve çocuğumla biz çok mesuduz de. Bırak bizim peşimizi de. Git buralardan de. Demir bunları söylemen için göndermedim seni buraya. Yoksa sadece sen mi konuşmak istedin benimle? Bir de ben konuşayım, belki o zaman yakamızı bırakırım dedim. Öyle mi oldu? Kocanı öldürmemden mi korkuyorsun? Merak etme. Demir'in canını 1000 kere alsam da içim soğumaz. Ama üstüme gelmedikçe onun kılına zarar vermeyeceğim. Merak etme. Çocuğunu yetim bırakmayacağım Züleyha. Huzurunuzu bozmayacağım. Şu andan itibaren hayatından çıktım Züleyha. Senin Yılmaz'ın bu sefer gerçek. Annesinin kuzusu. Bu yol bizim kalacağımız evin yolu mu? Az kaldı sabret, kurban oldum. Dur annem, sen burada dur, dur. Otur annem, otur. Niye geldik buraya söyler misin? Burası bizim evlendikten sonra oturacağımız yer. Yeni yuvamız burası olacak. Ne? Bu Derya Hanım, evimizi yapacak olan mimar. Merhaba Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Derya Hanım. Merhabalar, memnun oldum. Ben de. Yılmaz Bey, eviniz için Çukurova'nın en güzel yerini seçmiş. Ben de bu cennete yakışacak bir ev olması için elimden geleni yapacağım. Hazırladınız mı bir şeyler? Tabii, söylediklerinize uygun bir ön hazırlık yaptım. Arzu ederseniz hemen göstereyim. Tabii tabii, görelim. Evet. Buyurun. İstediğiniz gibi dubleks bir ev olacak. Giriş için şu tarafı düşündüm. Kuzey. Evet. Geniş bir verandadan giriş yapılacak. Alt katta salon, yemek odası, mutfak, sizin çalışma odanız. Bir de banyo düşünüyorum. Tabii sizin için de uygunsa. Uygun uygun. Devam edin lütfen. Üst kata gelince bakın merdiven tam şurada. Salonla yemek odasının arasından yukarı çıkacaksınız. Yukarıda 2 banyo, 5 yatak odası olacak. Biri ebeveyn. Dediğiniz gibi 4'ü de çocuk odası olacak. İleride Leyla ile Kerem Ali'nin kalacağı günler için. 4 düğün, 3 çocuğumuz var bizim. Leyla kardeşlerin arasında yalnız mı kalsın? Bir kızımız daha olsa iyi olmaz mı? Bu arada büyük yatak odasından çıkılan bir de terasınız olacak. Doğuya bakacak şekilde planlıyorum. Böylece öğleden sonra gölgede oturabilirsiniz. Çok güzel. Havuz nerede? Burada, arka bahçede. Böylece mahremiyetiniz de sağlanacak. Bahçede ayrıca 3 araçlık kapalı bir garaj, bir depo, bir de müştemilat bulunuyor. Ayrıca çocuk parkı da yan tarafta olacak. Çocuk parkı mı? Evet. Yılmaz Bey çocuk parkı için salıncak, kaydırak ve tahterevalli olmasını arzu ediyorlar. Bir de kum havuzu tabii. Ama sizin için bir mahsuru varsa? Hiçbir mahsuru yok. Her şey çok güzel. Peki. Şimdilik bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Züleyha? Her şey harika. Ellerinize sağlık. Sormak istediğiniz bir şey yoksa ben müsaade isteyeyim. Belediyede bir toplantıya yetişmem lazım. Tamam. Müsaade sizin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Beğendin mi? Bayıldım. Ama sadece beraber olalım demiştim. Büyük küçük fark etmez demiştim.
Biliyorum, kurban olduğumu biliyorum. Ama işte çocuklarımızla beraber huzurlu bir şekilde yaşayalım istiyorum. Biz de seninle böyle el ele terastan çocuklarımızı izleriz. Gel sana bir şey göstereceğim. Babacığım. Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Alınca. Bilelim babacığım. Gel. Hadi annesi salla bize. Gel bak. Saniye abla bana kızıyor sonra. Kime baktınız? Yamanların çiftliği burası mı? He, burası. Biz Gafur'u arıyorduk da. Ne yapacağınız Gafur ağayı? Yıka yıka, iyice serinlet başını. Daha iyi misin? İyiyim, sağ ol. Gel. Gel otur şöyle. Koy şunu şöyle. Sen de dinlenme, öyle bırak. Havlular hangisinde? Aa, düğün mü var? Var haminem, var. Aa, düğünü nasıl anladı yenge? Ne bileyim, bugün aklı nereceye tuttu. Kim evleniyor, senin düğünün mü? Vallahi senin, benim, herkesin. Seni de verelim be haminle. Yenge sus, büyük hanım duyacak. Geldi mi çeyizler? Geldi büyük hanım ama gelecekler var daha. Anneciğim, iyi misin? Düğün varmış. Sen de evlenecek misin? Sağ olsun. Sağ ol, zahmet oldu. Afiyet olsun, afiyet olsun. Atiye? Kız onlar ne? Bohçalar. Büyük hanım bohça yapıyor ya nikahlanacaklara. Ay, daşı daşı bitmedi. İğneden ipleri düzüyor vallahi. Siz de bulaydınız ya birilerini. Bak ne güzel sizi de baş gözetmişti şimdi. Tam takım çeyizle hem de. Aman. Kız Fadik, İsmail abi Zehralar'da toplu nikah olacak mı diye soruyor. He, olacak elbet. Büyük hanım herkesin hükümet nikah olacak demedi mi? Getirsinler nüfuslarını, versinler gafurama. Haydi. Oy. Büyük hanım nikahsızlara toplu nikah kıydıracak da çiftlikte onun telaşı var. Toplu nikah mı? Heh.
He, hükümet nikahı. Sade imam nikahı ile olmaz. Herkes hükümet nikahı kıydıracak dedi. E hazır fırsat çıktı ya, nişanlılar, yavuklular dizildi sıraya bizi de evlendir diye. Nasıl yani, ille de evlendiriyor mu? He, ille. Büyük hanım hiç sevmez nikahsız oturanları. El öpülesi hanımdır ha. Havlusundan hamam tasına herkesin çeyizini bir bir düzüyor. Bu gafuramın da geleceği yok. Mustafa, ne? Koş gafuramı çağır, misafirlerim vardı. Haydi, koş. Beyim, bir yağına suyuna bakalım mı? Otomobil mi bu gafur? Ne ya, ne suyu? Teknisyen Kemal ara. Gelsin bir bakımdan geçirsin. Bakım zamanı gelmiş bunun. Tamam, baş üstüne beyim. Mandıranın hesaplarını da çıkarsınlar. Yazıhaneye göndersinler. Muhasebeci incelesin. Baş üstüne beyim. Ha. Akşam İstanbul'dan misafirlerimiz var. Sahneye söyle, kusursuz bir sofra istiyorum. Baş üstüne beyim. Gafura! Gafura! Fatih abla seni çağırıyor. Misafirin gelmiş. Misafirin kimmiş la Gındu? Vallahi bilmiyorum. Yılmaz. Ulan rüya mı görüyorsun? Her biri şimdi katsın bana. Gafur. Yılmaz Hakkı sen misin? Bak hele ya. Tertibim. Ya hangi rüzgar attı seni buraya? Uzun hikaye be. Ay kurban olduğuma bak ya. Saniye, saniye bir bak hele kız. Geç otur geç. Ya aslan gibisin maşallahın hara kurban olduğum. Saniye. Kız hani bahsediyordum ya asker arkadaşım Yılmaz diye. Ay hoş gelmişsiniz. Çoluk. Benim hanım. Hoş gelmişsin. Evlendin mi? Abi. Demir Bey'in ağır misafirleri varmış bu akşam. Gel 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 Gülten. Gülten benim bacım. Yılmaz asker arkadaşım. Memnun oldum. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bu hanım kız ki? Ben kız kardeşim. Züleyha. Ya maşallah ne güzel kız kardeşim varmış senin. Ya sen kız kardeşin mi vardı? Ya vardı ya, anlatıyordum sana askerde Züleyha diye. Annemle Yalova'da oturuyordu. Ya vallahi Yılmaz'ım kusura bakma. O zamanlar benim aklım pek başımda değildi. Biliyorsun askerliği. Anacığın nasıl? O rahmetli oldu. Yapma ya. Başın sağ olsun. Eyvallah, sağ olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hayırdır Çetin, neyin var? Yok abi, bir şey yok. İsmail abiyle konuşuyorduk öyle biraz. Biraz dalgın gibisin de. Demir Yaman'ın karısı hastaneye dün gece birbirine katmış da ağam, onu anlatıyordu. Nasıl katmış? Hastaneyi birbirine mi katmış? Hekim Hanım'ın halası beni iğneyle öldürmeye kalktı demiş. Ne? Ne diyorsun? Doktorlar Karabasan gördü demişler. Evlat,
Ya. Aferin İsmail Usta. Aferin. Yani ben sanki söylemeye bilmiyorum. Bilmez, dur. Bilmez mi? Dur ya. Of. Of ki of. Ağam. Doğru mudur sence? Beyca'la böyle bir şey yapmış olabilir mi? Beyca'nı mı? Yok yavrum. Olur mu öyle şey Çetin? Olmaz öyle şey. Ah Süleyya, ah. Artık nasıl acı çekiyorsan. Canım, iyi misin? İstersen Sabahattin'le konuşayım, birkaç gün rapor yazdıralım sana. Sağ olun savcı hanım. İnanın mahpushanede olmak buradan çok daha iyi. İnanın. Lüzum yok. Geçmiş olsun abiciğim. Sağ ol Sabahattin abi. Züleyha, ben mahkeme tarihini bekliyorum. Sana haber vereceğim. Hakimle de konuşacağım. Bana güven, tamam mı? Sağ olun Jülide Hanım. Yanımda olmanız bile benim için büyük bir güç. Bir sıkıntın olursa hemen haber yolla. İlaçlarını da ihmal etme. Tamam. Sağ ol abiciğim. Süleyha. Dur arkadaşım, hop. Asker, tamam. Süleyha, duyduklarım doğru mu? Beyce seni öldürmek mi istedi? Süleyha, söylesene. Hayır, doğru değil. Beni öldürmek istedi demişsin. Dedim. Süleyha, doğruyu söylemek bana zarar vermeyeceksin. Lütfen söyle. Doğruyu söylüyorum. Çok ağır ilaçlar alıyorum. Onların etkisiymiş. Öyle söylüyorlar. Zaten iyi değilim. Yeni yeni kendime geliyorum. Kabus görmüş olabilirim. Öyle diyorlar. Emin misin? Kabus gördüğünden emin misin? Eminim Yılmaz. Beyce beni niye öldürmeye çalışsın ki zaten? Yılmaz, normal. Ağır bir yatıştırıcı vermiştik. Kabus gördürür. Kusura bakma abicim. Sizi de üzdüm. Canım. Ne kadar özgür. İstediği zaman istediği yere gidiyordur. Sen de dizine kırıp efendi efendi otursaydın. Sen de şimdi giderdin istediğin yere. İşte. Efendim? Gülten. Adnan'ı alır mısın? Gel bakalım teyzesinin kuzusu. yok. Bir şey söyledin Saniye. Yok bir şey Gelin Hanım, bir şey demedim. Saniye sana Hünkar Hanım fazladan para veriyor mu? Ne için fazladan para verecekmiş bana Hünkar Hanım? Bekçilik yapıyorsun ya. Bence vermesi gerekiyor çünkü. Gelin Hanım, ben Büyük Hanım'ın bana verdiği vazifeyi yaparım. Çok şükür fazladan paraya da ihtiyacım yok. Hmm.
Şey diyorsun o zaman. Hünkar Hanım'ın kapısının kuluyum. Gel der gelirim, git der giderim. Onurum, şerefim, haysiyetim. Onun iki dudağı arasında. Gelin hanım. Bu konakta büyük hanım git derse gitmeyecek. Otur derse oturmayacak. Bir Allah'ın kulu var mı ya? Allah sen. Misal bak kendine. Bak ne güzel kırmışsın, oturuyorsun dizini. Saniye. Züleyha! Yılmaz! Koştun mu? Koş, koş. Yılmaz. Sakın, sakın Züleyha, sakın. Ya tutun şunu, Yılmaz ne oluyor ya? Yaklaşma. Ne işin vardı? Canım susadı. Yarım kalan konuşmamızı tamamlamaya geldim Züleyha. Bir şey kalmadı yarım, Yılmaz. Kaldı. Konuşacağız. Gel. Yılmaz bırak. Lütfen. Söyleyeceklerimi dinliyorum ben. Geri bırakma. Yürü. Yılmaz! Yılmaz. Bırak gideyim lütfen. Çok kötü olacak, bırak. Umurumda bile değil Züleyha. Ben içimi dökeyim. Gerekirse ölürüm. Ölmeye bile razıyım. Yılmaz. Züleyha. Hayatım kabusa döndü benim. Sürekli seni düşünüyorum. Benim yüzümden başına gelenleri düşünüyorum. Benim yüzümden çektiklerini düşünüyorum. Sana inanmadım, affet beni. Deminin parasına tamah ettiğini düşündüm. Gönül rızasıyla evlendiğini sandım. Sana inanmadım. Tamam. Geçti. Geçti, bitti. Bitmedi. Geçti gitti ama bitmedi. Ne zaman biteceğini biz karar vereceğiz. Evliyim ben Yılmaz. Zorla evlendirdin sen. Hünkar beni öldürmesin diye hayatını feda ettin. Ne fark eder? Zorla evlendirildim. Ama karnındaki demirin çocuğu. Yok mu sayacaksın? Karnındaki bebeğin de, kucağındaki çocuğun da kabulüm. İkisinin de başımın üstünde yeri var. Ama senin karar vermen lazım. Adnan, senin evliliğin ne olacak? Müjgan ne olacak? Mutluluğumuzu bir kadının kederin üstüne mi kuracağız Yılmaz? Geç kaldık, çok geç kaldık. Geç kalmadık. Kurban olduğum geç kalmadık. Hiçbir şey için geç kalmadık. Ama senin istemen lazım. Yılmaz, bitti. Çalış. Mutlu olmaya çalış. Züleyha.
Çetin, İsmail Usta çok zorlanıyor. Adama iki tane vardiya bindirmişiz. Olmaz öyle şey. Doğru diyorsun abi. Bizim Salman vardı, olur mu dersin? Aleyküm selam. Salman, vallahi yetenekli çocuk. Makinelerden de anlıyor. Hemen kaptı işi, olur bence. İsmail Usta'ya sorsana bakalım, Salman ister mi? Tamamdır abi. Yılmaz Bey'im buyur. Bir kahvemizi içmez misin? Şeref verirsin. Ne demek, o şeref bana ait. Buyurun. Buyurun. Yılmaz Bey değil mi bu? O herhalde. Aslan gibiymiş ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz beyim. Beyim, ben Mehmet. Kahveci Mehmet. Memnun oldum Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyor musun beni? Adana'da şanını duymayan mı kaldı beyim? Eyvallah. Kahveni nasıl içersin? Orta içerim. Çabuk lan, duymadın mı? Beyim, Adana'mıza hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de artık Adanalı sayılırım. Ne demişler? Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir memleketin, öyle değil mi? Doğru. Irgatlar dualarını senden eksik etmiyorlar. Allah Yılmaz Bey'den razı olsun diyorlar. Eyvallah, eyvallah. Allah onlardan da razı olsun. Toprağa emek veriyorlar, toprağa can katıyorlar. Çırçırı fabrika yapmışsın diye duyduk. Yaptım. Daha da büyüteceğim inşallah. Cihan Pamuk işletmelerini Adana'ya yakışır bir fabrika yapacağım. Hayırlısıyla inşallah. Burası Çukurova. Ben de artık buralıyım. Burayı geliştirmek vazifemdir. Ne güzel dedin. Sanayi getiriyorum buraya. Artık ilkel makine devri bitecek. Herkese iş sağlayacağım. Kimse işsiz kalmayacak, merak etme. Allah razı olsun beyim. Ha bu arada eli makineye yatkın gençler de Çetin adını yazdırsın. Unutmayın, tamam mı? Allah senden bin razı gelsin beyim. Sağ ol. Eyvallah. Adın ne senin? Cafer beyim. Cafer, maşallah. Ateş gibisin Cafer. Sağ ol abi. Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Mehmet Usta, yenilesene herkesin çayını. Çayları tazele oğlum. Sen çok şanslısın Züleyha. Vallahi Hünkar teyze melek gibi bir kadındır. Benimki tam cadım. Ay, her şey karışıyor. Onu öyle yapma, bunu böyle yapma. Ay koskoca kadın olmuşum, iki tane çocuğum var. Bırak nasıl istersem yapayım değil mi? Vallahi bazen canımdan bezdiriyor. Cengaver bir şey demiyor mu? Ne diyecek Allah aşkına işte. Yaşlı kadın, idare et, duymazlıktan gel falan diyor da yani demesi kolay. Irgat milleti sana minnettar beyim. Yılmaz Ağa'nın yaptıkları diğer ağalara misal olsun diyorlar. Milletin karnı doydu beyim. Sayende sıcak yemek yiyorlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Toprakla çalışan memnunsa ne mutlu bana. Artık bize müsaade. Uğurlar olsun beyim. Allah razı olsun beyim. Ayağında sağlık. Bu arada bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa kapım her daim açık. Mutlaka beklerim. Allah razı olsun beyim. Allah senden razı olsun beyim. Efendim. Hadi Allah'a emanet olun. Selam beyim. Sağ olasın. Bekleriz yine. Abi kağıt kalem verin, ben hemen isimleri yazayım.